Zeynep nerede? Uyanmadım hala. Sabah ilk derste sınavım varmış. Neymiş? Erkenden çıktı. Söyleseydi ben bırakırdım. Sabah bir uyandım. Kapıda telaşla benim çıkmam lazım dedi. Gitti. Esra, hadi hazırlan o zaman. Dünkü iş bitmedi. Kamyonda mallar var hala. Daha onları teslim etmem lazım. Benim bugün dersim yok babacığım. Öyle mi? İyi, sen de bugün bana ev işlerinde yardım edersin. Değil mi kızım? Hadi ben geç kalmayayım. Gökçe'cim şuradan bana bir peynirli poğaça uzatsana. Peynirli kıymalı derken 6. poğaça bu be. Ama haftaya rejime başlıyorum ben. Aa, niye ki? Sen bu haline çok sevimlisin. Gerçekten mi? Bakıyorum hemen tombik sporlu oldun. Yok öyle demek istemedim. Ama tombik çok yemesiyle ünlü. Sen de çok güzel klavye çalmanla. Ağzını kapa. Sizin grubu ne zaman dinleyebilirim? Ben artık bize katılırsın diye düşünüyordum ama. Yok canım daha neler. Sen ne çalıyorsun? Zeynep bir şey çalmıyor. Ama sesini bir dinlemeniz lazım. Hadi ya gerçekten mi? Ben de merak ettim Allah. Mırıldansana biraz. Ya aslında ben... Hadi Zeynep. Ne olacak? Biz bizeyiz. Kırma beni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa, unutmam seni. Yokluğuna yol yol olsa uzasa, unutmam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim, incitir beni. Akşam vakti. Oha. Sardığın evimiz. Resmen mükemmel bir sesle karşı karşıyayız. Abi o kadar çok güzel söyledin, iştahım kesildi. Gel kurtar beni senden. Akşam vakti dolaştım sokaklarda, yırtık bir afiş, seni gördüm rüyamda. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni. Gitme gitme gittin yollardan, dönülmez geri. Gitme gitme el olursun sevdiğim. İn aşağı, in aşağı, hadi in aşağı. Dakika memur bey, ne oluyor? İn aşağı. Hadi her tarafa bakın, kollerin içine bakın, arayın iyice. Memur bey, bir yanlış anlaşılma var galiba. Anlayacağız şimdi bakalım, yanlış anlaşılma var mı yok mu? İyice arayın her tarafı. Başkomiseri tamamdır. Malları bulduk. Ne oldu, nedir bunlar? Maşallah, telefonlar, laptoplar. Suçsuzdu sen değil mi? Bir dakika, bunlarla benim bir alakam yok. Biriniz alın bunu. Öbürünüz de kamyoneti alsın, şubeye git. Evet, başkomiserim. Başkomiserim.
Benim artık derse gitmem lazım. Kahvaltı için çok teşekkür ederim. Ne demek efendim, her zaman bekleriz. Görüşürüz. Evet, ben de kaçayım o zaman. Kerem'in şu hoca meselesini bir halledeyim. Tamam, adamı bir bulayım bakayım neredeymiş. Ha Selim, yalnız biz bu kıza bittik, haberin olsun. Bir de öyle arkadaş markadaş ayağını da yemedik yani. Abi, kızın sesi güzel, kendi güzel, huyu güzel. Hop, gidip isteyelim biz bu kızı sana. Hocam bakın, ben CD'yi Selim'e vermiştim. Onun da işi çıkmış, başkasına vermiş. Orada siz de gidince... Kerem, sen ne anlatıyorsun bana? Bu iş böyle yapılmaz. Çocuk oyuncağım bu. Haklısınız hocam ama... Adamlardan ödenek almışız. Bir söz vermişiz. Senin yüzünden sunum yapamadım ben. Sen beni böyle zor durumda bırakamazsın. Evet hocam. Haklısınız. Hepsi benim suçum. Daha dikkatli olmalıydım. Söz veriyorum, bir daha böyle bir şey olmayacak. Ha, bak bunu doğru söyledin işte. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Yani devam ediyoruz değil mi hocam? Maalesef. Seni projeden alıyorum. Hocam yapmayın, bir hata yaptım diye. Ben anlamam. Yapmayacaksın. Bu konu kapanmıştır. Kerem, iyi misin? İnanmıyorum. 2 yıldır uğraştığım projeden bir kalemle çıkarıp attı beni. Ne yapacağız peki? Yaktım beni seni. Ben de şimdi gideceğim. Biz de ineceğiz. Selim, nereye? Yani nasılsın? İyiyim. Kerem'i gördün mü Merve? Gördüm. Sabahattin Hoca'yı arıyordu. Tamam, sağ ol. Kerem, anlıyorum seni. Ama bu kadar da üzme kendini. Senin için söylemesi kolay tabii. Gecemi gündüzümü verdim bu proje için. Sırf Selim'e güvendim diye her şey berbat oldu. Ya aslında tek suçlu Selim de değil. Hani benim de payım var. Hayırdır kuzen? Ne bu hal? Hiç hayır değil abi. Ya Sabahattin Hoca Kerem'i projeden atmış. Ne? Nasıl atar ya? Hepsi benim hatam. Ama bulacağım bir çaresini, tamam mı? Çare bulacakmışsın. 2 yıllık emeğim yok oldu gitti. Hala çare bulacağım diyor. Kuzenim, yapma böyle. Bir sakin ol lütfen. Ya evet, sakin olalım. Ya dünyanın sonu değil ya sonuçta. Dünyanın sonu tabii. Sizin için saçma bir dosya olabilir. Ama benim için dünyanın sonu. Ben bakarım Kerem. Selim. Kerem. Selim. Ya Kerem'i de anlamamız lazım. Yıkıldı çocuk. Ben şu adamla bir gidip konuşacağım. Selim, Selim dur ne olur. Ya iyice karışmasın ortalık ha. Yok Zeynep, sakin ol. Zaten gidip konuşacaktım. Gidip benim suçum diyeceğim. Olacak bitecek. Panik yapma. Ben de geleyim o zaman.